Varoluşan sitesi içindeyiz sürekli, yarını düşünerek diye. Şimdi var olmayla ilgili bir meditasyon yaptırmak istiyorum size ben. Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Gazeteciler Derneği işbirliğinde düzenlenen basın mensupları kapasite geliştirme programı devam ediyor. Carpe Diem Gelişim Merkezi'ne devam eden eğitimler epey ilgi görüyor. 3 grupta her grup yaklaşık 15 kişi olmak üzere toplam 50 kişiye eğitim verilmesi planlanan projede, Carpe Diem Gelişim Eğitim ve Danışmanlık eğitmenleri Özlenen Deniz Uzun ve Şahver Yeşil tarafından etkili iletişim teknikleri, zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon ve insan ilişkileri konusunda dersler veriliyor. Eğitimler 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Carpe Diem Gelişim Merkezi kurucusu Sabah Deniz Uzun, amaçlarının verilen eğitimlerle bireylerin mesleklerinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde ilerlemelerini sağlamak olduğunu söyledi. Edirne Gazeteciler Derneği'ne yaptığımız programın içeriğinde ilk olarak yoğun stres altında çalıştıkları için stresi azaltmaya önem verdik. Bununla ilgili meditasyonlar, nefes çalışmaları, teknikler düzenledik. Slaytlarımızı izlettirdik. Fakat yaşamda stresli oldukları anlarda nasıl dönüşüm sağlayabileceklerini, nasıl dengeye gelebileceklerini önem verdiğimiz ve öğrettiğimiz tekniklerden gittik. Motivasyonlarını tekrar nasıl kazanabilecekleriyle ilgili bilgiler verdik. İletişim becerilerini de geliştirmeleri için teknik uygulamalar yaptık. Eğlenceli, motive edici, birbirimize bağlandığımız bir program oldu. Biz çok mutlu olduk. Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, eğitimlerin basın mensupları için faydalı olduğunu söyledi. Edirne Gazeteciler Derneği ile Trakya Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde bir çalışma yaptık. Gazetecilerin mesleki yönden eğitimlerine biraz katkı sağlamayı amaçladık. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Özellikle Deniz Hanım ve Şahver Hanım'ın önemli katkıları oldu bize. Katılım da iyiydi. Beklediğimizden daha çok arkadaşımız ilgi gösterdi. Bunların devamını getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü gazetecilik mesleği malum stresli bir iş. Günlük koşuşturma artı kendi özel işleri. Arkadaşlarımız çok yıpranıyorlar. Bir destek gerekiyor. Sanıyorum önemli, güzel bir işe imza attık. Devamını diliyorum. Stres ve motivasyon eğitimine katılan basın mensupları da yoğun stres altında çalıştıklarını, bu tür eğitimleri faydalı bulduklarını söyledi. Keşanlıyım, gazeteciyim. Yıllardan beri gazetecilik yapıyorum. Burada şu geçen süre zarfında çok hayatımızda öğrenemediğimiz bir şeyleri öğrendik. Eksik olan bir şeyleri öğrendik. Kelimelerle ifade edemeyeceğim güzellikte bir şey. Yani insana pozitif düşünmeyi öğreten bir şey. Asla negatif. Şurada öğrendiğimle zaten düşünmüyordum ama eğer hayatında negatif düşünenler varsa bu şeyden sonra herhalde bilmiyorum pozitife doğru gider. keşanguncelhaber.com internet site haber gazeteciliği var. Keşan'dan geldim. Çok güzel ve kesinlikle destekleyici meditasyon uygulaması oldu. Deniz Hanım'a teşekkür ediyorum bu konuda. Gelişimimizi kesinlikle etkiliyor. Merhaba, ben Türker Korkmaz. Enes Belediyesi Halkla İlişkiler ve Basın Sorumlusuyum. Buraya bugün katılmakla çok iyi oldu diyorum. Öncelikle Trakya Kalkınma Ajansı'na, Edirne Gazeteciler Cemiyeti'ne, bizim buraya gelmemizi sağlayan Enes Belediye Başkanı Eczacı Abdullah Bostancı'ya ve tabii ki Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı oldu. Şu andan itibaren hayatımızın biraz daha pozitif, biraz daha olumlu geçeceğine inanıyoruz. Gazetecilik bildiğiniz gibi zor ve meşakkatli bir meslektir. Her ne kadar güzellikleri varsa da zorlukları daha fazladır. Biz de bunlardan birini yaşayan birisi olarak ister istemez bu zorluklara yenilerek 3 yıl önce kalp krizi geçirerek anca olduk. Ama şimdi tekrar sağlığımıza kavuştuk. Yine bu meşakkatli ve güzel mesleğimizi sürdürüyoruz.